Özge, şaşalı bir düğün hayal ediyorsun. Ne dersin? Çok güzel bir düğün hayal ettim. Petek'le Can da var. Çok güzel. Böyle yeşillikler, koyunlar da olur. Böyle masalar kalabalık 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 ama... Koyunlar, inekler, kovalar. Her şey. Böyle hani kabul ediyor musunuz? Evet. Çok çok güzel. Ya bir git Allah'ını seversen ya. Suyumu götürme ya. Aman ne bileyim. Ağlıyorum ben onunla beraber. Ver. Suyumu ver. Doldurayım mı üstünü? Doldurma, yeterince o kadar ağlamayacağım. Bak böyle inekler var ya. Ay. Böyle örgülü teyzeler olsun. Hayır, örgülü teyzeler senin olsun be. Ben istemiyorum örgülü teyze falan. Son bir hafta. Niye örgülü teyze göreyim? Aman ne yapıyor musun? Zamanı başladı. Aman öleceğim zaten bir haftalığa ya. Çok güzel değil mi ya? Hiç güzel değil. Git. Git haydi misin nesin git dağda mı koşacaksın nerede koşacaksın git dedenle mi polle mi koşacaksın git. Böyle kurabiye yerken ağzından böyle fıtır fıtır dökülsün. Çizgi film de öyle ya. Ya ne çizgi filmi ne diyorsun Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şey ister misin Şahan annesi kurban. 2,5 İskender ne isteyeceğim yani Allah Allah oturuyoruz işte bekliyoruz ya. Neyi bekliyorsun? Ölümü bekliyoruz. Ay Allah'ın seversen deyip durma ya. Benim de içim fena oluyor ama. Bir hafta bekleyeceğim. O zaman tadını çıkar. Çıkartalım diyorum ben de. Evde iki kızsınız. İki kız. Ağla. Hakan çok kötü. Çok kötüyüm Hakan. Şahan. Bir hafta ömrüm kaldı. Şişman bıyıklı kadın bana. O mu dedi? Ben telefonda sadece birisi söylediğinde ama tam olarak anlayamadım. Tam bir detay versene. Başka bir şey söyledi mi? Sadece bir hafta sonra mı dedi? Ölecek misin dedi. Başka bir şey nasıl öleceksin? Hani ölme durumun sürecin nasıl olacak? Hastaneye kaldırıyor muyuz? Ama sonrasını merak etme. Muhteşem bir cenaze töreni planladım. Şahan, Kezo'nun rüyasında ne gördüğünü hatırla. Uzak dur, ben sana dedim. Ama başka falcıya da göstereceğiz. Belki bir hafta değil de... Ya falcıya niye gösteriyoruz? Götürelim bir hastaneye check-up yaptıralım, çocuğa baktıralım yani. Gerçekten Şahan, vallahi tanıdığım doktorlar var. Abi biz de çıkacaktık şimdi. Siz çıkıyor musunuz? Dışarı. Ha. Alışverişe. Özge de çıkacak, sen evde durmak ister misin yalnız başına? Ben niye yalnız başına evde... Birisini beklememiz lazım. Ne oldu Şahan? Ne diyorsun? Elini bana bulama, elini bana bulama. Kim? Ne diyorsun? Gergin girdin içeri, benle bir alıp veremediğin mi var? Şahan'cığım anlayamadım. Ne diyorsun? Ben... Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu bu tarz sana? Bu hareketler yakışıyor mu en yakın arkadaşını planların? Söylüyor kız. Şahan lime lime yapar o elinde. Sen kimsin? Elimde rende var. Haddini bil. Git planı kendine sakla. Git Yosu'yu öldür. Beni niye öldürüyorsun? Zaten bir hafta sonra gebereceğim. Niye beni öldürüyorsun? Aa ne diyorsun sen ya? Uydu değil mi? Evet maalesef. Ne gördün anlat lan. Anlatamayacağım değil mi? Anlat bunu lendeden geçireceğim. Hakan gerçekten abi. Ne olup bittiğini bir anlatır mısınız bana ne oluyor? Kezo senin rüyasında görmüş bana tecavüz ederek öldürecek misin? Ah be Kezo'cum ya. Kezo ya. Gel lan. Gel hadi. Aman aman. Gel. Gel. Çıplak mıydın rüyanda? Abi çıplak mıydın bilmiyorum ben. Başka ne gördün anlamadım ben, ki. Ben çıplak mıydım? Sen tamamen anılan rüyandın. Sözü sen... Yemin ediyorum Hakan kendini intihar ederim. Yemin ediyorum Hakan. Vallahi intihar ederim kendimi. Yapma. Adam bir ne demek ya son bir haftada çırılçıplak aradan ürün üstümde Laz bir tane ne ya? Ne bu? Yapma ben yaptım çok pis tadı var. Sen işte maalesef. Ya iyi kafa yapıyor mu? Yok ya ben şuurumu kaybettim içim. Sen Kezo'ya neden inanıyorsun ya Şahancığım? Böyle bir şey olabilir. Bir rüya o. Acı rüyaların ters. Hatırlamıyor musun? Geçen hafta gördüğü rüya. Rüya değil abi. Rüya güzel olur. Kabus mu? Beni çıplak görmüş. Ne rüyası rüyaların ya? Rüyaların tersi çıkar. Öyle değil mi? Tersi ben... çıkıyorsa o zaman al.
İstanbul neresi de? İstanbul neresi de? İstanbul neresi? Gösterelim anam. Hakan, Azrail olup Şah'ın canını almayalım. Al bunu tut bence. Yanında tut, iriyim. İriyim. O sizi korumaz diyor yani. Erman Torol diyor ya, bu sizi korumaz. Bu da sizi korumaz. Hiçbiri seni korumaz. Vallahi yatırırım. Düğümünü dedirim. Benden çekin Şahan. Ne oluyor lan? Abi, havarilerden koptu geldi. Aha gitti. Kaçalım. Vallahi kimisin? Bıçak alacağım. Küçük rende olmaz. O elindekilerle beni mi öldüreceksin? Geri zekalı. Biri fırça, biri salak küçük rende. Olmaz. Ben de biri var lan. Gel lan erkek sen. Kafasına dolamış peştemalı. Kimsin sen? Şahan. Hakan çıkar şimdi, komik oluyorsun bak, korkutuyorsun. Zaten bir haftadır yaşadığım her şey üstüme geliyor. Lütfen Hakan. Dur şurada. Lütfen Hakan. Dur şurada, bir şey deneyeceğiz. Abi yeni temizledim. Yarın öbür gün Azrail ile karşılaşacaksın. Evet. Bakalım nasıl bir diyalog geçecek. Bakalım. Ben şimdi Azrail'im. Ne haber abi? Böyle konuya girilmez ki. Ne diyeyim lan? Bak şimdi şöyle göreceksin. Azrail geldi. Azrail gelince zaten bir heybetli oluyor. Bir korksana ondan. Hu! Ha? Azrail bununla havaya girecek. Kork bakayım biraz daha. Daha çok kork. Hu! İstersen biraz daha korkunç olabilir mi? Ha! Yok, ben yeterince korktum burada. Tamam peki. Ben kork, tabii bundan sonra ben tabii daha kendimi güçlü hissediyorum Azrail olarak. Sana şöyle bir dön bakalım diyorum. Çünkü taşıyacağım ya, onun için nasıl şey var mı diye. Dön bakalım. Şahan dön be. Rüyamda böyleydi. Dön bir gördüm. Dön bakalım. Şahan yapma o pozisyonu. Midem kalkıyor. Dönsem de dönmesem de bu zaten bana girişecek ya. Bu Azrail değil mi ya? Ayrıca şu anda giyiniyiz, bir problem yok. Abi seninki belli olmaz. Zaten sen rüyada... Sen zaten rüyada da giyiniktin. Benim soyunmam mı gerekiyor şimdi? Hayır, öyle bir şey istemiyorum. Evet. Aman. Sonra ben seni taşıyacağım ya, sorgulama yapıyorum. Niye beni taşıyorsun kardeşim ya? Ya yukarıya götüreceğim şeye, o tarafa. Ha, o taşıyarak mı götürülüyor öyle saçma şey mi? Ya yakandan tutup uçuyor. Çağır iki tane melek götürsünler, sen niye taşıyorsun? Melekler... Niye yoruluyorsun ya? Grevde de biraz onun için şey var. Şahan, Azrail'e rüşvet teklif et. Evet. Son olarak bana söyleyeceğin bir şey var mı gitmeden önce? Bana bir cümle söyle ve seni almaktan vazgeçeyim. Bak, bu da böyle bir kıyak yapıyor sana. Bana kaça olur? Sen Azrail'e rüşvet mi teklif ediyorsun? Bana kaça olur? Rüşvet teklif ediyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama ben mutlu değilim. Sen de değilsin. Anlaşabileceğimiz bir nokta olabilir diyorum. Mavi. Nasıl mavi? Atatürk. İki i̇şte tane verelim. Bizim orada geçmiyor. Ondan yani, o açıdan. Dolar mı geçiyor, ne geçiyor? Hayır. Daha net şeyler. Bana mesela burada kalmana... Öyle net şeyler yok arkadaşım. Dön arkanı falan gibi yok. Rüşvet dediysek o kadar değil. Ortak noktada anlaşacağız. Değil mi kardeş? İkimiz de aynı yolun yolcusuyuz. Yok, benim daha işim var. Senden sonra birkaç kişi daha alacağım. Ben de gelirim. Beraber dolaşırız. Üstü açık kabrio var bende. Hava dar. Aa, teşekkür abi. Settar, üzüntüden sesin inceldi. Abi böyle ağlama, beni soğuttun ağlamadan yani. Böyle ağlama mı olur? Bir şey anlatmaya çalışıyorum sana. Dinliyorum amca. Üzüntüden sesin gitti. Üzüntüden sesin gitti. Akşam program var. Ne yapacağım? Tutku söylemem lazım. Zaten söylüyorsun, boş ver. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne olacak bunun hali ya? İyi misin abi?